Şimdi Serkan Hocam, bu bölümde kontenjan var mı? Var. Yeni açılan yerler de var. 7 yerde var şu anda. Toplamda 405 kişi kontenjan var. Ama hocam da şimdi biraz sonra ifade eder. Mevcut mezunlar kesinlikle ve kesinlikle sistem içerisinde yetmiyor. Yani hani bizzat uğraşın tercih yaparken mesela. Daha 10 yıl yetmeyecek gibi duruyor. Hocam yetmeyecek yani. Tabii. Şöyle bir konuşma dil terapisinden bir randevu almaya çalışın bakalım. Minimum size 6 ay sonrasında gün veriyor. Ve hani özelde çalışanlar da çok yüksek seans ücretleriyle çalışılıyor. Nasıl hocam peki? Yani bundan 5 yıl sonra da böyle mi olacak ihtiyaç? 5 yıl değil bana göre. Ben çünkü konunun da içindeyim, çocuk nöroloğu olduğum için. Bana göre hiçbir zaman eksik şey olmayacak. Yani eksikliği devamlı hissedilecek. Yani 5 yıl değil, 10 yıl değil, 15-20 yıl. Çünkü büyük bir ihtiyaç. Hem nörolojinin büyük bir ihtiyacı, hem kulak burun boğazın bir ihtiyacı, hem psikolojinin bir ihtiyacı, hem gelişimsel nörolojinin bir ihtiyacı. Tabii dil ve konuşma işte bazen edinsel nedenlerle konuşma bozulabilir, bazen gelişimsel nedenlerle bozulabilir, bazen ses bozukluğu olabilir, bazen ses akıcılığı bozukluğu olabilir, işte kekemelik gibi falan. Ama en çok artikülasyon bozuklukları, yani kelimeleri, harfleri tamamen çıkartmama durumu. Türkiye dünyada da %5-6 civarında zaten. Çok büyük. Örneğin mental retardasyon baktığınız zaman %2-3. Ama konuşma bozukluğu değil, konuşma bozukluğu baktığınız zaman oran %5-6. Öğrenme güçlüğü oranı Türkiye'de %8-9. Evet. Bunlar tabii yani çok bilinen olan şeyler değil. Mükemmel. Ben ta 90'larda İngiltere'deydim. Charing Cross'ta çalışırken yani 4-5 tane çocuk nöroloğu vardı. Bir tane konuşma terapisti vardı. Onlar da sonradan öğrendi ama biz çok geç kalmış durumdayız. Çok geç kaldık. Maalesef işte bu işi Eskişehir'i. Siz ne kadar alacaksınız hocam? Kaç öğrenci alıyorsunuz? 50 öğrenci alacağız. 50 öğrenci. Eskişehir başlattı sağ olsun. Eskişehir'de 2 tane hoca vardı. Biri de sağ olsun biz aldık. Ümran Hoca, şimdi röportajını dinlediniz. Çok başarılı. İyi de öğrenci yetiştiriyorlar. Artık biz yavaş yavaş master, doktora, arkasından doçent, profesör yetiştirmemiz lazım. Evet. İnanılmaz bir ihtiyaç çok var. Çok bilmiyor. Bir de çok zevkli bir branş. Hem devlet hastanelerinde çalışabilirsiniz, hem özelde çalışabilirsiniz, hem okullarda çalışabilirsiniz, rehabilitasyon merkezlerinde çalışabilirsiniz, özel eğitim merkezlerinde çalışabilirsiniz veya kendi, Anadolu tabiriyle, kendi dükkanınızı açabilirsiniz. Ve 6 ay sonra herhalde bilirsiniz. Para kazanabilirsiniz. Hocam, çok mükemmel iyi bir şey. Şöyle mevcut rehabilitasyon merkezlerinde ben bir araştırma yaptım bunu. Yoktur. Mevcut rehabilitasyon merkezlerinin sadece %1.2'sinde rehabilitasyon konuşma terapisi var. O da şöyle hocam, bir tane uzman yaklaşık 4 tane farklı yerde çalışıyor mesela. Bir gün bir rehabilitasyon merkezine gidiyor, diğer gün başka bir rehabilitasyon merkezine gidiyor. İnanılmaz az sayıda var.